Merhabalar. Kesin bu tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişi yapacağız. Tadı, görüntüsü, yumuşaklığı her haliyle muhteşem bir pişi tarifi. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle 2 yemek kaşığı şekeri yoğurma kabına alıyorum. İçerisine 1 paket yaş maya, yaklaşık 42 gram 1 su bardağı ılık süt Yarım su bardağı su, aynı şekilde ılık olması önemli. Mayayı eritene kadar karıştırıyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi tarifimize devam edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta ekliyorum, 1 tatlı kaşığı tuz. Tepeleme olursa daha lezzetli olacaktır. Biraz karıştırdıktan sonra birer su bardağı un ekleyerek toplamda 6 su bardağı un ekledim. Siz kontrollü bir şekilde yoğurmaya devam ederek unu ekleyin. Pişi hamuruna ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hale gelene kadar un eklemeye devam edebilirsiniz. Hamur toparlandıktan sonra 5 dakika daha bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra hamur kabına alıp üzeri kapalı bir şekilde yarım saat, 40 dakika, eğer varsa vaktiniz 1 saat mayalanmaya bırakalım. Yarım saat mayalanan hamuru hamur matının üzerine alarak merdane yardımıyla yarım santim inceliğinde açıyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim hamurun kıvamı öyle güzel ki hiç hamur yapmamış arkadaşlarımız bile rahatlıkla bu pişiyi yapabilirler. Bardak yardımıyla pişiye şekil veriyorum Daha sonra sıkma torbasının ucunu kullanarak pişilerin ortasına delik açıyorum. Eğer eşit pişmesini istiyorsanız. Mutlaka hamura bu şekli verin. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Şekil verdiğimiz hamurların üzerine örtmeyi unutmayın. Aksi takdirde üstü kuruyacaktır ve e, hiç güzel sonuç alamazsınız. Pişi hamurunun mayalama işlemini ne kadar uzun tutarsanız o kadar güzel olacaktır. Bütün hamurlara şekil verdikten sonra İlk şekli verdiğimiz hamurdan başlayarak önceden kızdırdığımız yağda pişirelim. Bu aşamada arada bir ocağın altını kapatarak çok fazla yağın kızmasını engelleyelim ki hamurlar daha kontrollü bir şekilde pişsin ve daha e, güzel kabarsın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.